Abi başlayabiliriz. Başladık. Evet, anladım. Başlayalım. Ben de şey yaptım bugün, bayağı bir şey oldu. Yani konuyu biraz değiştireyim dedim. Biraz daha önemine binen. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme ecra aleyna hikmetek. Eftah aleyna hikmetek. Ya zel celal ve ikram. Rabbi yafir ve arhamen ve tezavüz ve matalem. İmnike entel aziz ve ekrem. Evet arkadaşlar, bugün işte öyle Peygamber Efendimizin bütün hayatını ele almayacağız. Sadece onun hicreti konusunu işleyip hicretle alakalı bir iki örnek daha vermek istiyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen hemen yapmış olduğu bütün işler Allah'ın vahiyinin yanında, onun da aynı zamanda maddi sebepleri de hiç ihmal etmediğini, maddi sebepleri eşliğinde vahyin de eşliğinde işlerini gördüğünü müşahede ediyoruz. Onun için bugün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicret yolunu o haritaya üzerinde göreceğiz. Sonra yine hicretin manevi faziletinden Ashab-ı Kehf'i de o noktadan ele alacağız. Sonra da evladı Resul'den bir Muhammed bin İsa el-Alevi diye bir zatın hicretini. Sonra da hicretin bereketlerine değinmiş olacağız. Günümüzde konu olarak çok ihtiyaç olduğundan dolayı böyle bir şeyi aniden hem tercih ettik. İnşallah hayırlara vesile olur. Bu harita gerçi dikey durması gerekiyor ama böyle daha iyi ekrana ancak sığıyor. Gördüğünüz gibi bu haritayı biz yaklaşık bir 1000 kadar Google'dan parçaları birleştirerek gerçek zemin üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Mekke'den Medine'ye hicret ederken gittiği yollar ve dolayısıyla da takip ettiği yollar ve bugünkü yollar, o günkü yollar, hem kadim yolu, hem Peygamber Efendimiz'in gittiği yolu, hem günümüzdeki yolları birlikte göstererek hem hicretin nasıl bir bereketli bir davranış olduğunu, hemen hemen hicret bir peygamber mesleği olduğunu, abidlerin, zahitlerin, Allah yolunda giden herkesin hemen hemen su kadar, hava kadar ihtiyaçları olduğu bir yol olduğunu görmek için, göstermek için böyle bir şeyi denemiş olacağız. Evet. Ses geliyor mu? Evet. Dolayısıyla şöyle bir baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın artık Mekke'de kalamayacağına dair ayeti kerimeler ona beyanda bulunuyordu. Peygamber Allah Celle Celaluhu Enfal Suresi 30. ayette ve idyem kuru bi kellezine kafaru
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين diyor. Demek ki artık ya öldürecekler, ya sürecekler, ya hapsedecekler ve hile üzerine hile kuruyorlar ama hileleri Allah onların başlarına çevirecek. Demek ki artık Mekke'de daha kalamayacaktı ve ayrılma zamanı gelmişti. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret izni çıkınca Ebu Bekir ile birlikte hicret hazırlıklarına başladı. Bir gece Mekke'den ayrılıp Sel Dağı'ndaki mağaraya saklandılar. Fakat şimdi biz tarihte gerçi bu konuda diye hocalarımız da çok ayrıntılar verdiler ama ben de yani tarih hem İmam Hatip'te siyer gördük. Ondan sonraki dönemlerde tarih gördük ama böyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sanki hemen hicret emri gelince buraları hiç gözetmemiş, bu yollara hiç vakıf değil. Öyle işte bu hicret mi tamam, elime aldım çantayı, düştüm yola deyip böyle gitmiş. Biz öyle anlıyorduk yani. Bakıyoruz, halbuki hicretin en başından itibaren bütün stratejiler devam ediyor. Yani öyle bizim bildiğimiz gibi çok basit değil. Yani dolayısıyla böyle baktığımız zaman hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tamam vahiy geldi, Allah da beni destekliyor, vahiy de geliyor. Ben Allah'a dayandım, güvendim, gidiyorum. Öyle değil. Bir gece Mekke'den ayrılıp Sevr Dağı'ndaki mağaraya saklandılar diyor bakın. Yani Mekke'den ayrılırken tam böyle şeyin tersine gidiyorlar. Yani Mekke-i Mükerreme burası ama normalde kadim yolda bu tarafta, bu tarafa doğru gitmiyorlar bakın. Kadim tarafa, bu tarafa doğru değil. Tam ters tarafa gidiyorlar. Yani Taif'e doğru. Ve Taif'e doğru orada Sevr mağarasına gizleniyorlar. Halbuki normalde işte ne kadar hızlı gitsek iyidir deyip ne yapmaları gerekirdi? Doğrudan doğruya yola koyulmaları gerekirdi. Ama öyle görmüyoruz yani. Ya ne yapıyor? Peygamberimiz Aleyhisselam Sevr'e doğru gidiyor. Yani Sevr'e doğru gidiyor. Bakın şu tarafa doğru geliyor. Halbuki böyle gitmesi lazım. Kadim yol bu tarafa doğru gidiyor ama o Sevr Dağı'na doğru gidiyor. Ve orada onu görüyoruz yani ki açık bir şekilde. Peki ondan sonra ne oluyor? Orada kalır. Üç gece bu mağarada kaldıktan sonra kılavuzları Abdullah bin Erkat'ın getirdiği develere binerek 13 Eylül 622'de Medine'ye doğru yola koyuldular. Müşriklerin onu yakalama teşebbüsleri akim kaldı. Resulullah'ın hicret ettiğini sadece Hazreti Ebu Bekir ve ailesi, bir de Hazreti Ali biliyordu. Ebu Bekir'in kölesi onları gizlemek için mağaranın çevresinde koyunlarını güdüyor. Akşam olunca onların yanına gidiyordu. Demek ki onlar da yani tabii bu arada en emin dostunu da yanına alıyor yani. Burada en emin dostu da yanında. Ve demek ki işin başında işi kamufle edecek eleman da bulmuşlar. Yani Hazreti Ebu Bekir'in kölesi orada koyunları görecek. Gayet tabii herhangi bir şey yok. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah'tan müeyyed. Her zaman vahiy geliyor, onu yönlendiriyor. Dolayısıyla neden böyle bakın, bir sebebin yanına 10 sebep daha koymuş. Ve daha sonra develer geliyor ve kadim yol bu. Bakın şöyle gidiyor kadim yol. Hemen şeyden çıkıyor, Tenim'den, Mescid-i Ayşe dediğimiz yerden devam ediyor. Bak kadim yol bu.
Ama onlar Sevr'den çıkıyorlar, bu sıra yine kadim yoldan gitmiyorlar. Ne yapıyorlar? Onları şaşırtıyorlar yani. Ve dolayısıyla tam şeye doğru, batıya doğru gidiyorlar ve oradan devam ediyorlar. Bakın burası şey, Hudeybiye. Şu anda modern köy, şimdiki adı Şümeysi. Hudeybiye de burası. Ve buradan devam ediyorlar bakın. Kadim yoldan gitmiyorlar. Kadim yoldan gitmiyorlar ve kadim yola paralel olarak gidiyorlar. Bakın. Buralar Usfan şu anda. Aynı zamanda otoban da buradan geçiyor ama bu kadim yoldan gelirken bakın şurada kadim yolla ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın gittiği yol bak şurada çakışıyor. Ama buradan demek ki dar geçit olduğu için geçiş yeri yok. Ancak burada birleşiyor ama tekrar ayrılıyorlar bakın. Bu sıra bu tarafa doğru geliyorlar. Bakın tekrar geliyorlar ve burada birleşiyorlar. Kadim yolla beraber. Demek ki burada yaklaşık bir 20-25 kilometre devam ediyorlar. Sonra kadim yola şeye gelince kadim yolu tekrar terk ediyorlar. Bakın. Ve kadim yola paralel olarak devam ediyorlar. Kadim yoldan gidiyorlar ve Cuhfe'ye kadar geliyorlar. Cuhfe'de biraz birleşir gibi oluyor ama kadim yol devam ediyor. Bunlar bu sıra tekrar kadim yolu terk ediyorlar. Eski yolu. O zaman Mekke Medine arasında işlek olan yolu terk ediyorlar. Sıra El Harrar'dan Cuhfe ki burası mikat. Yani Rabi'den gelen, Mısır'dan gelenlerin mikatı. Burada da ayrılıyorlar tamamen. Kadir Hum da burada bakın. O meşhur olayda hemen Rabi'nin kenarında burada olmuş Kadir Hum'da. El Harrar'dan burada devam ediyorlar. Ve tamamen kadim yoldan ayrılmış oluyorlar. Ve yine arada bir kadim yola mecbur kaldığı zaman dağlar, dar geçitler olduğunda az da olsa oraya yanaşıyorlar ama tekrar kadim yolu terk ediyorlar. Sıra terk ediyorlar ve gördüğünüz gibi bundan sonra daha doğrusu kadim yolu hemen hemen aynısını yapıyorlar. Demek ki buradan bakın görüyorsunuz demek ki Mekke'den epeyce uzaklaşmış oluyorlar. Artık biraz daha kendilerini güvende hissettiklerinden dolayı aynı yoldan devam ediyorlar. Buralarda hepsinde mucizeler gerçekleşiyor. Onlara fazla değinmeyeceğim. Onlar daha önceden anlatılmıştı zaten. Ayrıntılı olarak hemen hemen bu o yollarda. Yalnız az şey olan İbn-i İshak'ta gösterilen yerlerin, verilen isimleri şu anda bulmak mümkün değil. Yani çoğusu sanki Ütopya gibi. Çok azı şu anda karşılaştırılabiliyor. Fakat bakın şuraya geldiği zaman evet Hafan diyor. Hafah diye bir yere geliyorlar. Modern adı şu anda Hafa. Ama eskiye de El Arş diyor. Arca geldiğinde bu sıra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam burada dağa tırmanıyorlar. Ama kadim yolu terk ediyorlar. Bakın kadim yol bu taraftan gidiyor. Ve buradan devam ediyor. Ve dolayısıyla kadim yolla eski şimdiki Mekke ve şey Medine ve Rabi yolu aynı bir arada birleşiyor. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buradan orayı kullanmıyor. Kadim yolu kullanmıyor. Çünkü Allah Resulü'nün kullandığı yol daha yakın. Yani azıcık bu dağa tırmandıktan sonra gördüğünüz gibi hem kadim yolun tehlikesinden kurtarmış oluyorlar hem de aynı zamanda ne yapmış oluyor? Buralarda güvenli bir şekilde ve geliyorlar. Ve gelince ne yapıyor hemen? Bizzat Medine'ye gitmiyor. Ne yapıyor? Kuba'da bekliyor. Çünkü orada belki bir şey olabilir. Yani suikast olabilir. Kötü şeyler olabilir. Kuba'da bekliyor ve Kuba'da bekledikten sonra 10 gün kala orada mescitte yapıyor. Daha sonra Medine'ye varmış oluyor.
Şimdi buna baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın vermiş olduğu mantığı, aklı, izanı sonuna kadar kullanıyor. Ve bu arada tabii ki mesela buraya geldiği zaman ne yapıyor? Bir kadınla misafir oluyorlar. Demek ki yolda bütün o varacağı yerlerde işte Süraka olayı bak burada oluyor, Küleyye'de oluyor. Hani Süraka atın üzerine sürüyor. Diyor ki sen beni yakalamaktan vazgeçersen işte Kisra'nın altın bilezikleri senin olacak. Daha sonra biliyorsunuz fethedildiği zaman İran, ki o zaman İran denilen yer de Kisra şeyde oturuyordu. Bağdat'ın hemen hemen yaklaşık 20 kilometre güneyinde Medain'de oturuyordu. Ve Medain'de Sad İbni Ebu Vakkas bilezikleri aldığın zaman getirip takdim ediyor. Şey diyor ki bunlar senindir diyor. Mesela buraya gelmeden önce yine yolda cılız keçi süt veriyor diye enteresan. Mesela müsteşriklerin yazmış olduğu ansiklopedide buna yer veriliyor. Keçi sağlamaz, hatta hiç süt vermez haldeyken Allah Resulü ondan süt sağmaya başlayınca süt vermeye başlıyor ve Milli Eğitim'in diye tercüme ettiği müsteşriklerin yazdığı o İslam ansiklopedisinde o mucize olayı ele alınıyor ve cılız keçi süt verdi diye başlık atıyor. Ama bizim Diyanet İşleri ansiklopedisinde bu mucizeye yer verilmiyor. Ve doğrudan doğruya pozitivisttir. Yani ansiklopedi bu türlü şeylerde tamamen manadan da uzak, mantıktan da çoğu şeylerde sıkıntılıdır yani. Evet, şimdi böylece Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın esas işte hicrette gözetmiş olduğu yollar, yani gideceği yolları iyi tespit etmesi, daha önceden onları araştırması, çölü avucunun içi gibi bilmesi, belki de o gün bütün dünyayı, her şeyi araştırıp öyle gidiyordu. Bu konularda bize çok ciddi bir şekilde ne yapmış oluyor? Fikir vermiş oluyor. Çünkü bizler gücümüzün yettiği nispette akıl ve mantıkla işlerimizi görmeliyiz. Ve yetmediği noktadan sonra da ellerimizi açıp, yani önceden de dua ederek ama yetmedikten sonra da ellerimizi açıp dua etmeliyiz. Allah'ım burada tıkandık, bizlere yardım eyle demeliyiz. Hiçbir zaman bedeni, yani fiziki yapımızı, maddi imkanları kullanmadan Allah-u Teala'ya tevekkül etmek, Allah-u Teala'nın tevekkül anlayışıyla ne yapmak? Dalga geçmek anlamına gelir. Bugün mesela bakmış olduğumuz zaman bu yola, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in takip ettiği yolun daha kısa olduğunu, mesela bugün kaç tane yol var? Mekke'den Medine'ye giden iki tane otoban var ve otoban gördüğünüz zaman birisi en çok işlek otoban bu. Buradan geliyor, bu yukarıdan Harre'den basıyor, devam ediyor. Diğeri de yine şeyden geliyor bu sıra, Cidde'den geliyor ve Bedir'e gidiyor, Yenbu'a gidiyor, oradan devam ediyor. Şu kırmızıyla gösterildiğimiz. Ama eski kadim yol belki patika olarak hala kullanılıyor. Bir de bunun yanında şey oldu, yani Efendimiz şeyin şu anda Mekke Medine hızlı tren hattı kondu ki hızlı tren de hemen hemen şu andaki Mekke Medine gördüğünüz gibi bu normal otobanın gittiği yerden gidiyor. Hemen hemen otobanla aynı. Hatta bunlar Mekke Medine Cidde'ye vermişler. Cidde'den sonra kıyıdan devam ediyor. Sonra tekrar otobanla Mekke Medine'ye varmış oluyor. Evet, ben burada anlattığım şey bu. Anlatmak istediğim şey neydi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicret etmesi ve hicretlerin en önemlisini yapması ve açılımlarının, daha iyi insanlarla karşılaşmasının en önemli bir kapısını açmış olması, ümmeti içinde
Ardullahi vasa innema yuvafas sabirune ecrehum bi gayri hesab. Allah'ın yeri geniş. Dolayısıyla nereye gitseniz Allah sizin için şey yapar. Ayrı bir nimet verir. Hicret kelimesine bakmış olduğumuz zaman alimler hicreti birkaç anlamda ele alıyorlar. Birincisi işte İslam olmayan beldeden İslam olan beldeye bir hicret olarak düşünülüyor. Birinci hicret bu. Şu anda da tam tersine enteresan, Müslümanların yaşamış olduğu yerden insanlar kaçıyorlar yani. İkincisi hicret bidatkar olan bir yerden, yani İslamiyet'i yaşamayan bir yerden başka bir yere kaçma, ayrılma. Üçüncüsü böyle haramların daha çok fazla işlendiği bir yerden daha işlenmeyen bir yere ayrılma. Bu da değil ama bizim için, arkadaşlarımız için en önemli şey el firaru minel eziyye fil beden ve zâlike fadlu minallâhi arhasu fîhî. فَإِذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَدْ اَزِنَ اللّٰهُ لَهُ فِي الْخُرُوجِ وَالْفِرَارِ لِيَخْلُسَهَا مِنْ ذَٰلِكَ الْمَحْسُورِ. Eziyet, eza ve cefa, kendi yurdunu cehennem haline getirmenin, bir firavundan kurtulmanın yolu. Bu da ayrı bir eziyet ve bu da hicret ekseninde değerlendiriliyor. Allah'ın ayrı bir nimetine mazhar olmak için Allah'ın ardı geniş, nerede huzur bulursanız oraya gidin diye bunu da görmüş oluyoruz. Şimdi burada baktığımız zaman benim burada size anlatmak istediğim diğer bir konu var. O da İmam Rabbani Hazretleri mektubatında zannediyorum 85. mektupta o gün Fetullah el-Hakim isminde bir öğrencisine mektup yazarken, bakın 85. mektup, Mirza Fetullah Hakim yazılmıştır diyor. Bu mektupta değişik, güzel, önemli şeyler söyledikten sonra bizim için konumuz açısından en önemli bir konuyu ele alıyor. Diyor ki, Ashab-ı Kehf bir hicret yaparak din düşmanları arasından çıktıkları için şerefli oldular. Ashab-ı Kehf'in o erdikleri makamın ki, yani Allah Celle Celaluhu ölüleri nasıl dirilteceği, öte dünyayı nasıl kuracağını anlatan haşrin büyük bir projesi olmuş oluyor Ashab-ı Kehf. Haşrin büyük bir projesi. İnsanlara diyor ki, Kur'an öyle bildiğiniz gibi değil, yatıp da bir daha kalkmamak üzere kalkmamak üzere yatmayacaksınız, kalkacaksınız. Yani Üzeyr Aleyhisselam'ın örneği, Hazreti İbrahim'in kuşları parçalayıp tekrar diriltmesi örneği, ama bunların içerisinde en önemlisi Ashab-ı Kehf'in örneği. İşte diyor ki, bunlar din düşmanlar arasından çıktıkları için şerefli oldular. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte fitnenin, fesadın çoğaldığı zamanda ibadet etmek, hicret ederek benim yanıma gelmek gibidir buyurdu. Görülüyor ki din düşmanlarının güçlük çıkarması ibadetlerin şerefini artırmakta, sevabı kat kat çoğalmaktadır. Zarar yapmak istemeleri Müslümanlar için faydalı olmaktadır. Daha ne yazayım? Oğlumuz Şeyh Bahattin Allah adamlarıyla görüşmekten sıkılıyor. Zenginlerle, dünyaya düşkün olanlarla bulunmak istiyor. Onlarla düşüp kalkmanın insanı felakete götüreceğini anlayamıyor. Zenginlerle çok haşineşip olmasını istemiyor. Şimdi böyle baktığımız zaman demek ki bir de Ashab-ı Kehf'i görelim dedik. Yani Ashab-ı Kehf'e baktığımız zaman neler düşünüyor, nasıl oluyor, aynı şeyleri görmüş olacağız. Çünkü hemen hemen bizimle de aynı, arkadaşlarımızla da aynı şeyi görmek mümkün. Belki de bir anlamda hiçbir zaman hicret bitmemiş. Yani hicret, hadis-i şerifte kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde gidecek, barınacak birçok yer ve genişlik bulacaktır. Kim evinden
Allah rızası için ve Resulullah'ın yolu deyip ayrılıp da yolda ölecek olursa onun mükafatı Allah'a aittir. Kimse ona mükafat biçemez. Dolayısıyla o gün için belki hicret veya işte Ashab-ı Kehf mağaraları, onların öyle olmaları bir örnek değil. Onlar belki bir örneğin küçük bir numunesini teşkil ediyorlar. Dolayısıyla biraz da ona bakıp sonra da başka bir örneğe geçmiş olacağız. Evet, buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Evet. Pekala. Evet. Bir soru sorabilir miyim? Evet, buyurun. O günkü şartlarda hicret emri geldikten sonra o rotayı ve o stratejiyi belirlemek için haberleşmenin de sınırlı olduğu gözetilirse nasıl bir yol izlenmiş acaba? Yani ben de şaşıyorum. Gerçekten bugün bakın işte mesela ben bu haritayı yaklaşık çünkü Google'dan yaptığınız zaman küçülüyor. Yani tam net çekemiyorsunuz. Onun için şöyle şöyle yakınlaştırıp işte böyle yaklaşık 500 kadar resmi birleştirip oradan işte gerçek bir yol haritayı bulmaya çalışıyoruz. Yani gerçek zemin üzerinde. Bugün Google'dan bunu görüyoruz. Haritalardan görüyoruz. Ama baktığınız zaman işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ne kadar gittiği yolları, yaptığı işleri daha çok iyi bildiğini anlamak yani insan beynini zorluyor. Yani belki de işte biz şöyle düşünüyorduk. Allah peygamberini koruyor. Ona da işte önünde yol gösteriyor. Ama baktığımız zaman anlaşılıyor ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kim bilir artık biliyordu ki Mekke'de ona hiçbir zaman hayat hakkı vermeyecekler. Çünkü biliyorsunuz Taif'ten döndükten sonraki o tecrübede onu çok ağır bir şekilde yaşadı. Bir hafta Taif'ten dönerken bakın burası Taif. Taif'ten dönerken bir hafta Mekke'nin dışında kaldı ve ancak Cübeyr bin Mut'im ona eman verdiği için içeri girebildi. Demek ki bizim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını ben biraz daha Cevat Ali'den bakmıştım. Mesela biz hep sadece Peygamber Efendimiz'in işte Busra'ya gittiğini zannediyoruz. İşte o da yani Şam'a diyorlar o zaman da Busra da demiyorlar. Normalde Busra'ya kadar geliyor. Busra şurası yani. Evet, şurada bir yer. Ve buraya geldiği, iki defa geldiği söyleniyor. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arabistan'da çıkan bütün panayırları dolaşıyor yani. Ticareti çok iyi biliyor. Maskat'a gidiyor. Hatta bu Habeşistan'a ucun Aksum deniyor burası. Eritre şimdi. Aksum krallığı vardı. Negaş da burada. Necaşi'nin şeyi. Kabri şurada hemen. Mekele buranın ana şeyi. Sizler şöyle şu yukarıda bir yerde buralara kadar geldiği de söyleniyor. Ama bu konuda çok açık değil. Hatta bazı rivayetlerde Necaşi Asam'la Mekke'de beraber kalıp koyun güttüklerine dair bilgiler de var. Ama anlaşılanı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buraları o büyük dehasıyla, zekasıyla avucunun içi gibi biliyor. Ve dolayısıyla da bu yolu da aynı şeyi yapmış olabilir. Yani ben mesela bundan çok etkilenmiştim. Yani dedim ki Allah'ım biz bu aklımızı neden çok kullanmıyoruz? Yani niye bu kullanıldığı zaman halbuki bize huzur verecek? Bütün alternatifleri neden düşünmüyoruz? Ve bunları düşünürken aynı zamanda duamızı onun eşliğinde yapmalıyız. Belki daha iyi olacak. Ama gördüğümüz gibi İsterseniz bundan sonra hayatınızı resetleyin. Bir de bu açıdan bakın Peygamber Efendimizin hayatına.
Evet. Abi bir soru daha. Evet, buyurun. Ashab-ı Kehf mağaraya çekiliyor. Yani inanmış bir genç. Ondan sonra artık işte bayağı uzun bir süre mağarada kalıyorlar. Yani o topluluk nasıl sonradan hidayet ediyor? Yani başka birileri var mı onlardan başka onlara? Ha işte Ashab-ı Kehf'e daha geleceğiz. Yani Ashab-ı Kehf'e geleceğiz daha. Evet, dolayısıyla orada şey yapalım. Bakalım öyle. Şimdi Ashab-ı Kehf biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de uzun seviye şeyde bir de bir sure var yani. Aslında Kehf suresi Ashab-ı Kehf diyorlar. Ashab-ı Kehf değil de Kehf. Kur'an-ı Kerim'de o surede anlatılıyor ki 3 sayfada bu olaylar. Fakat acı olan şey şu, belki de hikmeti öyle. Bu olayın nerede geçtiği, bu zatların kimler olduğu ve hangi devirde yaşadıkları hepsi muamma. Yani bir noktada bayağı bir şey var. Dolayısıyla hemen hemen bakmış olduğumuz zaman şimdi olay yaşanmış. Ama bu yaşanmış olan olayda Kur'an-ı şeyde hemen hemen İslam dünyada bununla ilgili çok mağaralar var. Mesela Urumçi'de var, gördüğünüz gibi Afganistan'da var, bakın Yemen'de var, ondan sonra Amman'ın hemen içinde Ebu Alanda diye bir mahalle var, orada var, Kahire'de var. Bakın Türkiye'de mesela işte Efes'te var, ondan sonra Tarsus'ta var, Afşin'de var, işte Dicle, Lice'de var. Mesela gördüğünüz gibi Sivas'ta var, Divriği'de ve işte İspanya'da var. Bütün bunlara baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'in anlattığına göre hatta diyorlar yani şey de Yakut el-Hamevi de diyor. Tuleytula'da Cinanul Verd diye bir yer var. Esas doğru olan yer orası diyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'deki anlatılışını. Şimdi bütün bunu nasıl toplayacağız? Yani o halde nerede bu? Onun için Üstad diyor ki yani Kur'an'da anlatılan olaylar öyle bir olay değildir. O olan olaylardan bir örneğidir. Yani böyle bir hayat tarzı var. Dolayısıyla öyle o yoruma baktığınız zaman bunu daha çok rahat yorumlayabiliyorsunuz. O zaman demek ki bu olay yani mağara olayı, Ashab-ı Kehf olayı bir defa değil, birkaç defa yaşanmış. Ve hatta işte Yakut Hamevi diyor ki burada diyor çürümemiş çok uzun zamandan sonra kalan bedenler vardı diyor. Burada da baktığımız zaman işte şeyde görüyoruz bunu. Onun için Ashab-ı Kehf'in Hazreti İsa ve İncil'e yakın ya da bir başka kitap ve peygambere tabi oldukları söylense de Kur'an-ı Kerim'de zikrediliş karakteristiğine bakıldığında bunlar kıyamete kadar bütün dirilişleri temsil eden bir cemaattir. Çünkü bütün diriliş hareketlerinin mutlaka bir tazyik ve bir de mağara dönemleri olmuştur, olacaktır. Bundan dolayı mağaradakilerin kaç kişi oldukları, ne zaman ve nerede yaşadıkları, kaç yıl uykuda kaldıkları önemli olmayıp, bunların vasıfları, tazyiklere aldırmayıp küfre karşı direnmeleri, bıçak gelip kemiğe dayanınca da Allah'ın yardımının sürpriz bir şekilde kendilerini kuşatması alınacak derslerdendir diyor. Bakın, esas işte bütün mesele de bu. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu olay öyle bütün cihetiyle anlatılır. Ve aynı şeyleri insanlar bugün yaşıyorlar. Aynı şeyleri. Mesela hani diyor ki işte burada em hasibte en asabel kehfi var rakimi kanu min ayatina acaba. Yani Ashab-ı Kehf ve Rakim bizim acayip harika yani bir olaylarımızdan, mucizelerimizden biridir.
İşte hani iz evvel fityetü ilel kehri, bu genç topluluğu mağaraya sığınmışlardı da ve şöyle dediler. Rabbena atina min ledünke rahmeten. Allah'ım sen ledününden bize bir rahmet veyle. Katından, nezd-i uluhiyetten bir rahmet gönder. Ve heyyilena min emrina reşeda. Ve bu işimizde bizi kurtaracak bir yer hazırla. Demek ki bunlar anlatılıyor mesela işte Ashab-ı Kehf'in kimler olduğu. Biz baktığımız zaman Atlas'ta şöyle gördük ki onlar gerçekten aristokratik bir ailenin şeyleri, çocukları ve böyle yüksek seviyede bürokratların çocukları. Hepsi bir araya geliyorlar ve dolayısıyla Allah'ın varlığını ve birliğini kabul ediyorlar. Ve dolayısıyla da bakıyorlar ki biz burada bu şer şebekesinin içinde yaşayamayacağız. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Oradan ayrılmış oluyorlar. Hazreti Ali'den gelen rivayetse bunlar 6 kişi olup isimleri de şöyledir. Ve bu genç topluluğu aynı zamanda güzel bir ekip oluşturmuşlar. Ve bu ekip, biz artık Allah'a ibadet edeceğiz, Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceğiz deyip oradan ayrılıyorlar. Ama ayrılma onlar için çok pahalıya mal olan bir şey. Çünkü arkadan onları takip edecek zalim hükümdarların ne kadar zulmedeceklerini, bürokrat çocukları da oldukları için artık ölümlerden ne ölümler beğeneceğini, ama ne yapıyorlar bunlar işte? Esas hicretlerini gerçekleştiriyorlar. Diyorlar ki yani papatyalar grubunuz size olsun, malınız size olsun, saraylarınız başınıza belası olsun, başınıza yıkılsın, o kuştuğu döşekleri terk ediyoruz, saraylarınızı terk ediyoruz, canınız cehenneme ve biz buradan ayrılıyoruz işte. Biz Allah'ımızı bulduk, gönlümüzü O doldu. Gönlümüzü onlarla doldurduk. Sizin fantazileriniz bizi artık burada durduramayacak deyip oradan ayrılmışlar. İşte onun için İmam Rabbani Hazretleri ne yapıyor? O kadar o İmam Rabbani Hazretleri'nde olaylar sehli mümtenidir ki çok ciddi ve büyük anlamlar, hiç düşünemediğiniz, aklınıza gelmediği şeyler onun elinde, ağzında, mübarek cümlelerinde öyle güzel kıvrak hale gelir ki bakın göreceğiniz işte Ashab-ı Kehf bir hicret yaparak din düşmanları arasından çıktıkları için şerefli oldular. Ya din düşmanlarından dolayı şerefli oldular. Öyle bir dönemde maddi imkanlar elimizden gitti diye öğretmenliğimiz, müdürlüklerimiz, baş müdürlüklerimiz, genel müdürlüklerimiz, öğretim üyelerimiz, profesörlüklerimiz, doçentliklerimiz heva oldu diye değil. Eğer iyi inanırsak, iyi güvenirsek biz bir zulümden ayrıldık, kaçtık. Yolsuzluktan, arsızlıktan, yüzsüzlükten ve dolayısıyla dünyanın en nezih, en nazlı insanlarıydı, ayrıldılar. Şimdi Allah-u Teala bizim için daha güzel bir şey hazırladığını burada da görmemiz mümkün. Onun için arkadaşlar belki Ashab-ı Kehf hakkında böyle değişik şeyler söyleyebiliriz ama benim en çok sevdiğim şey Ashab-ı Kehf'te gerçekten o bütün imkanları, fantazileri, bütün müreffeh hayatı, mütrefin hayatı, ribahur hayatı, haramhur hayatı ve bohem hayatını bırakıp ayrılmışlar ve ne güzel söylüyorlar baksana, yani enteresan değil mi? Rabbena rabbatna ala kulubihim idgamu fekalu rabbuna rabbus semavati vel ard lennetu ve min duni ilahen lekad kulna izen şatata rabbatna ala kulubihim diyor. Duaları üzerine Allah Celle Celaluhu onların kalplerini rabb etti. Bize düşen şey bunu söylemek. Rabbena atina min ledunke rahmeten
وَهَيِّلَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا Allah'ım bize bir rahmet ver. Rahmetin çok geniş. Bu işimizde başa çıkabileceğimiz, yolumuzu bulabileceğimiz, gittiğimiz yerdeki insanlara adapte olabileceğimiz, memleketlerine adapte olabileceğimiz ama yine davamızı devam ettirebileceğimiz bir huzur ver Allah'ım diye dua etmeliyiz ki onların bu sözleri ne kadar Allah Celle Celaluhu ta asırlar öncesinden bize seçmiş bunu göndermiş. Rabbena etina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrina rşeda. Allah'ım bu işimizde bize bir düzen ver. Bir çıkar yol ver diyor. Ne kadar güzel değil mi? Evet, bizim için en güzeli o. Ama isterseniz hepsine Türkiye'deki, işte burası Efes, Efes'teki de olabilir. Ondan sonra ne bileyim, burası da Amman'dır, Amman'da olabilir bakın. Burası Amman, Amman'da olabilir. Ondan sonra işte daha değişik yerlerde olabilir. Afşin'de olabilir. Ne bileyim, hatta Şiraslı'dır, şu şuradır demek de mümkün değil. İdip de olabilir, Taz da olabilir. Hepsi de olabilir. Ama önemli olan nedir? Allah'a karşı doğru olmak ve onun dediklerini yaşamak için arsızlardan, yüzsüzlerden, zalim güruhundan, nifak grubundan, nifak şebekesinden ve çetesinden uzak durmak. Evet arkadaşlar. Bunu da burada bırakıyoruz. En doğru olan Kur'an-ı Kerim'e uyan şey Kurtubu'da, şeyde Tuleytula'da, Cinanül Vert denilen yerde, Loca'da var deniliyor. Loca'da da olduğu söylenebilir. Diğerlerine gelince onlar da düşünülebilir. Ama buradan şeye geçiyoruz. Dolayısıyla bir 15 dakikamız kaldı. Hemen onu da anlatıp ve hemen şeye geçelim. İşte hicretin büyük nimetlerinden diğer bir gruba. Abi bir soru vardı ama şimdi mi sorayım? Efendim, evet buyurun. Soru bir şey chatte de var. İpek yolunun Hicaz tarafına açılmasına sebep olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olabilir mi? İkinci soru da Hazreti Ali Hristiyan kaynaklardan faydalanmış olması mümkün mü? Hazreti Ali'den rivayet edilen isimler Ashab-ı Kehf'in. Oradaki isimler Roma dönemi Latin isimler. Evet yani onlar biliyorlardı. Hazreti Ali radıyallahu anh İran metinlerinden de okumuş olabilir. Yani kendilerine o dönemdeki bazı metinlerde de okumuş olabilir. Belki o dönemde şey de vardı. Yani Herodot'un tarihi de var mesela. O da okunabilir. Ondan sonra işte Kitab-ı Mukaddes metinlerinden de okumuş olabilir. Hazreti Ali ilimde yani konuştuğu kelimeler Nehcül Belaga'ya baktığınız zaman İbn Ebil Hadid'i yani beyanı o kadar gizemli ki onun için yani kendisi onu bizzat tabii bilemez ama onları okuyarak bilmiş olabilir yani. Evet şimdi size bir şey anlatmak istiyorum arkadaşlar. Muhammed bin İsa el Alevi Ahmet bin İsa el Alevi bu şahıs 873 ve 956 yılları arasında yaşamış. Yani Abbasiler döneminde yaşamış. Bakın bu da Abbasiler dönemi. Bu Basra'da bu Peygamber Efendimiz'in soyundan, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in soyundan gelen bir zat. Basra'da yaşarken burada Karmati isyanları oluyor. Öyle oluyor ki Fırat Nehri kan akıyor. Bunlar artık zor durumda kalıyorlar ve bu Karmati isyanlarından dolayı artık Bağdat'ta ve Basra'da kalamıyor. Ki o dönemde dünyanın Abbasiler dünyanın en güçlü devletiydi. Yani o zamanki Basra'da bugünkü işte bir şey gibi Londra gibi bir gün işte New York gibi işte bugünün şeyleri en önemli yeriydi yani. Fakat burada aynı zamanda nimetler, her şeyler var ama buradan hicret etmek durumunda kalıyor ve mecbur kalıyor hicrete. Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen ilim adamı
aynı zamanda muhaddis bir zat buradan kalkıyor ve şeye geliyor, tamam mı? Medine'ye geliyor. Çok fazla kalmıyor oradan. Mekke'ye geçiyor. Sonra oradan da geçiyor Necran'a. Necran'da biraz kalıyor. Ve sonra devam ediyor ve Hadramut Vadisi'nde Hacer diye bir yer var. Oraya geliyor. Ve bu gelirken ailesi, kalabalık işleri, işte çocukları, kocaman bir aile olarak geliyor ve burada yerleşiyorlar. Buralarda o zaman savaşlar da oluyor, değişik işte sıkıntılar da oluyor ama burada onu çok seviyorlar. Dolayısıyla buraya gelince aynı zamanda kendisi muhaddis, aynı zamanda fakih. İnsanlar ondan ders alıyor ve daha sonra burada öyle bir yerleşiyor ki Yemen'i etkiliyor. Yani Yemen'de çoğu insan hep onu bir dede olarak biliyorlar. Ve daha sonra Yemen'de bu zat buradan ne yapıyor biliyor musunuz? O kadar nesli artıyor ki burada şeye giden, yani efendimize söyleyeyim, Malezya, Endonezya, aynı zamanda Madagaskar, aynı zamanda Güney Afrika, buraya çocukları aynı zamanda şey yapıyorlar, ticaret için gidiyorlar. Ticaret için giden bu insanlar oradaki insanların Müslüman olmasına vesile oluyor. Ve dolayısıyla Muhammed bin İsa, Ahmet bin İsa el-Alevi bu Hacereyn'de otururken bütün Yemen'in buradan ki aynı zamanda Malezya ve Endonezya'nın, Güney Afrika'nın ve Madagaskar'daki Müslümanların hemen hemen hepsinin dedesi durumunda. Onun için biz bunun yolunu takip ettik, bulduk. Yani acaba bu nerede? Şimdi nesli var mı bunun? Mesela Yemen'de herkes biliyor ama daha çok oradan çocukları buradan Malezya, Endonezya'ya geçmiş. Ve şu anda yaşayan torununu bulduk. Ve onun da şimdiye kadar yayınlanmamış Müsned adında bir kitabı var, hadis. Ki Alevilerden gelen, yani Hazreti Ali soyundan gelip de oradan çok muhaddis yok yani. O hadis kitabını da orada o adamda olduğunu. Hatta dedik ki işte yayınlayalım falan filan. Nasılsa vermedi. Daha sonra da irtibatımız kesildi. Ben bu Amerika'ya geldim. Sonra da yapamadık. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bir hicret. Yani eğer orada dursaydı nedir işte şeyde Basra'da Neşunam'ı bulamayacaktı. Belki ayrılırken çok üzgündü. Belki de bütün imkanlar yoktu. Daha dar imkanlar için gelmişti ama Allah-u Teala onu burada Neşunam'ı buldurdu. Ve dolayısıyla da ne yaptı? Bütün insanlığa hizmet edecek hale geldi. Biz böylece işte hepsini toparlayacak olursak, yani Ashab-ı Kehf'in ve o hicret etmelerinin ve o şerefe ermelerinin altında yatan hicretleri, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bütün dünyayı saran o mukaddes göçü ve dolayısıyla da takvimi de ona göre ayarlaması ve daha sonra işte onun çocuklarının neslinden gelen insanların dünyanın değişik yerlerine yayılmaları. Belki bir eziyetin sonucunda ama aynı zamanda eziyet nura çevriliyor. Belki de mesela Abbasi döneminde evlad-ı Resul burada da tartaklanıyor. Ve bu şey boyunca Fırat Nehri boyunca kaçıyorlar. Kendilerini gizleyeceği nokta. Aslında Allah-u Teala onlara şöyle diyor. Ya siz gibi mübarek insanlar neden orada durursunuz? Neden kendiniz gitmiyorsunuz? Onun için ne yapmışlar? Oradan kalkmışlar ta Tillo'ya gelmişler. Till aslında tepe demek. Daha sonra da Tillo olmuş. Yani ve bu Fırat boylarına yerleşmişler. Hatta mesela Abbasi döneminde olsun, daha sonraki dönemlerde Medine'den Bağdat'a, Bağdat'tan Felluce'ye ve Felluce'den Anadolu'nun değişik yerlerinde ne yapmışlardı? Hep böylece
belli sahabe ve onların çocukları taşınmış. Orada dini yaymışlardı. Dini yayma da büyük bir örnek teşkil ediyorlardı. Mesela şeylerde baktığımız zaman böyle o Abbasi dönemindeki eyaletlerde bakın bu Adana ve Malatya tarafına Avasım deniyordu. Gaziantep'ten ta Urfa'ya olan döneme Diyar-ı Rabia deniyordu. Urfa'dan ta Silopi'ye kadar, Hakkari'ye kadar Diyar-ı Mudar deniyordu. Ve arka tarafına Diyarbakır ve Diyamanlı tarafa da Diyar-ı Vekil deniyordu. Dolayısıyla bütün buralarda insanlar oralara taşınıp dini yaymaları için şeyler ediyordu. Kendileri gitmezse Allah-u Teala bir zalim bulup onunla onları oradan oraya naklini sağlamış oluyordu. Görünürde zulüm ama arkasında büyük bir nimetle karşı karşıya kalmış olacağız. Eğer sabit kalırsak, bu felaketlere sabredersek, ağzımıza sahip çıkarsak, neyi tenkit edeceğimizi, neyi eleştireceğimizi çok iyi hesap edersek ve Allah-u Teala'nın büyük nimetlerine mazhar olmuş oluruz arkadaşlar. Evet, burada bırakıyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Allah cümlemizi yardımcısı olsun. Daha güzel çiçekler, tohumlar meydana gelsin. İnsanlık istifade etsin. Burada bırakıyoruz. Rabbena atina min ledünke rahmeten ve eylena min emrina rüşeda. Rabbena ve atina ma ve attana ala rüzüke la tuhsine yevmel gövme. İnneke la tuhliful miyad. Sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Amin. Abi bir soru daha bıraktık ama. Evet. Nedir soru? Evet, şimdi abi Ashab-ı Kehf mağaraya çekiliyor. Ondan sonra mağaradan uyandıkları zaman bir bakıyorlar ki bulundukları topluluklar Hristiyanlığı kabul etmişler. Yani o topluluktan ümit kesmek yanlış olurdu değil mi? Yani aynı şey şimdi geçerli mi? Yani biz bir topluluktan ayrıldık ama yani o topluluktan ümit kesmemek lazım o zaman. Mı? Biz kimse ümit kesmedi ama Allah-u Teala biliyorsunuz kendilerine verilen nimetleri teptiği zaman ayet-i kerimede ya eyyühellezine amenu men yertedde minküm an dinihi feseviyetillahu ve kavmin yuhibbuhum ve yuhibbune diyor. Yani dininizden dönerseniz, yani gerekeni yapmazsanız Allah sizden alır başkasına verir. İşte Abbasilerden bir alıyor bir daha da vermiyor onlara gördüğünüz gibi. İşte Osmanlılara veriyor, Selçuklulara veriyor. Şimdi onlardan da bir aldı mı başkasına verir. Yani öyle bizde garanti değil. Yani bizde şöyle bir şuur var. Sanki İslamiyet Türklerin dini bir de Arapların dini. Zaten Araplar bize de vermiyorlar. O bizim dinimiz diyorlar. Bizim her şeyimizde küçümsüyorlar. Ayrı mesele. Biz de bu sıra başka Müslümanları küçümsüyoruz. Adam kendi namaz kılmıyor, Alevi namaz kılmıyor diye küfrediyor. Sen de kılmıyorsun. Yani Alevi namaz kılmayan da kötü desen kılan da çok mu iyi oluyorsun? Ama şu da var. Tabii büyük insanlar, biz hiçbir zaman yerlerimizi terk edemeyiz. Belki onlar da yaptıklarına pişman olabilirler. Pişman olacak insanlar çıkabilir. Yani onlara dua etmek gerekiyor o noktada. Zalimlerine değil de ya zulümden dolayı ses çıkaramayanlar, zulmün şiddetinden dolayı korkup sizi gibi herkes cesur olmuş olmayabilir. Veya Hoca Efendi gibi bir önderleri olmamış olabilir. Yani çünkü Güneydoğu'da bir ehli kalp demişti ki hocam biz çok korkuyoruz dediler. Yani bize sadece bir tane jandarma gönderse de bizim için yeterli zaten. Dolayısıyla herkes güçlü olmayabilir yani. Evet, onlara da öyle yani. Allah razı olsun abi, bitiriyorum canlı yayını. Evet.